Biraz çalışma isteyen bir şey. Nasıl çalışma istiyor? Atıyorum bir renk tutuyoruz. Yani yeşil, mavi, turuncu olabilir. Biz günlük hayatımızda da o rengi her gördüğümüzde ben rüyada mıyım sorusunu sürekli kendimize tekrarlamaya başlıyoruz. Yani bir nesne Ya da bir ya da bir obje, evet. objeyi belirliyoruz. Çay kaşığı olabilir mesela. Görüyoruz ve onu her gördüğümüzde rüyada mıyım, ben rüyada mıyım sorusunu kendimize sorarak bunu bir şekilde işliyoruz. Ondan sonra yapmamız gereken şey rüya dönemlerinden uyanıp not tutmaya başlamamız gerekiyor. Yani rüyalarla ilgili ayrıntıları ilk uyandığımız zaman hatırlayabiliyoruz. Yani ilk uyandığımız zaman hatırladıklarımızla işte 3 saat sonra anlatırken ki anlatılarımız birbirinden farklı oluyor. Daha ayrıntı yakalayabiliyoruz. Aslında rüyalardaki bütün ayrıntıları da yakalayabilmek çok mümkün değil. Yani rüyalar için şöyle bir ifade var. Aslında büyük yazıları okuyabildiğimiz ama araya sıkışan küçük yazıları göremediğimiz, rezolüsyonu düşük bir film gösterimi gibi düşünebilirsiniz diyorlar rüyaya. Dolayısıyla rüyalarından uyanıp bunları yazmaya başladıktan sonra belli bir süre sonra belli bir düşünceye odaklanıp ondan sonra rüyaların içerisinde o rengi, o cismi, o objeyi gördüğünüzde rüyanın içinde olduğunuzu bir şekilde size hissettiren bir done oluyor ve rüyanın içerisinde o rüyayı yönlendirebilme şansınız oluyor. Bunu nerede kullanıyoruz? Yani çok kolay bir iş değil yani rüyanın içerisine girip çünkü çok farkındalığınız çok arttığı zaman da uyanıklığa geçme şansınız var. Dolayısıyla orada kalabilmeniz gerekiyor. Kabus bozukluklarında en çok kullanmayı istediğimiz bir şey lucid dreaming. Çünkü bir türlü önüne geçilemeyen ve kurtulunamayan kabuslar var kişilerin şikayetçi olduğu. Eğer becerilebilirse, bir psikolog eşliğinde kişi eğitilebilirse rüyaların içerisine, o kabusların içerisine girip o kabuslardan çıkışı beraber keşfetme şansına sahip olabiliyoruz.